gibi benim eşimdir diyecek olsa diğer tanrı çalar ve tanrı çare arıyor annesi. Kendince de harika bir çare buluyor. Çocukların içindeki ölümlülük tohumlarını yakarak yanmadan çocukların kendisi yapıyor. Birinci çocuk bu şekilde. Herkese merhabalar. Mitoloji serimizin yeni videosu ile karşınızdayız. Mitoloji serimizin diğer videolarına ve diğer serilerimize göz atmak isterseniz Instagram'da analitik şeyler, YouTube'da PDR yol haritam sayfalarına göz atmanızı tavsiye ederiz. Bugün sizlere neyden bahsedeceğiz? Şu kitapta, yani Homeros'un İlyadası'nda da ismi sık sık geçen hikayenin ana karakterlerinden biri olan, ayrıca Yunan mitolojisinin en önemli savaşçısı Achilleus'un hikayesinden bahsedeceğiz. Ama Achilleus'un önce bir anne ve babasının düğününe gitmemiz gerekiyor. Achilleus'un babası Phyta antik kentinin kralı Peleus. Ölümlü Peleus. Achilleus'un annesi bir zamanlar Zeus'un ve Poseidon'un da gözdesi olmuş, evlenmek istediği, birlikte olmak istediği deniz tanrıçası Tetis. Tetis ölümsüz, Peleus ölümlü ve bu ikisinden doğacak olan çocuklar mitolojide soy babadan devam ettiği için ölümlü olacak. Tetis bu işe razı gelmiyor aslında ama üç bela evlenmek durumunda kalıyor ve düğün yapılıyor. Düğüne başta Zeus ve Hera olmak üzere yerli yabancı birçok tanrı tanrıça katılıyor. Düğün kalabalık ama birisi düğüne davet edilmiyor. Davet edilmeme sebebi ise gittiği her yerde kaos, kargaşa, bir ton sıkıntı yaratan bir tanrıça Eris. Eris'in bazı kaynaklarda abisi, bazı kaynaklarda ise babası olduğu söylenilen tanrı ise kim? Ares ya da Mars. Savaş tanrısının kızı ya da kız kardeşi tabii ki kaos ve kargaşa tanrısı olarak hikayemizde yer alıyor. Eris düğüne davet edilmiyor ama bunun intikamını da alacak tabii ki. Düğünün yapıldığı alanı şöyle uzaktan bir röntgenliyor. Ben burada nasıl bir fesatlık çıkarabilirim, nasıl bir kaos yaratabilirim, nasıl bir kargaşa yaratabilirim derken aklına çok güzel bir fikir geliyor. Düğüne bir altın elma gönderiyor. Birisine hediye etmek amacıyla. Kime hediye edecek? Bunu da notla, altın elmaya sıkıştırdığı notla ifade ediyor. Ve o notun üstünde şu yazıyor. Düğündeki en güzel tanrıçaya ithaf olunur. Düğündeki en güzel tanrıça kim? Başta Zeus'un eşi Hera olmak üzere Afrodit, Athena, Şubu birçok tanrıça o altın elmaya sahip olmak istiyor ve o altın elmaya sahip olabilecek güzelliği kendisinde olduğunu düşünüyor haklı olarak. Bu konuda bir hakeme ihtiyaç duyuyorlar. Düğünde hakem kim olacak? Tabii ki Zeus olacak. Zeus ise bu hakemliği kabul etmiyor. Çünkü altın elmayı kime verilmesini söylese tepki alacak. Mesela altın elmanın sahibi benim eşimdir diyecek olsa diğer tanrıçalar ve tanrılar eşine torpil geçiyorsun, eşini kayırıyorsun, ona imtiyaz veriyorsun diyecekler. Zeus sıkıntıya düşecek. Altın elmayı başka bir tanrıçaya verse Zeus bu sefer de Olimpos'a gittiğinde Hera'nın suratı beş karış, ömür boyu onunla uğraşılmaz diyerek olayı kime devrediyor? Paris'e devrediyor. Paris olayı kendi içerisinde bir şekilde çözüyor. Ama Eris çoktan maksadına ulaşıyor. Düğünde kaos var, düğünde kargaşa var, her yer her yerde. Düğünü böyle olan bir evliliğin kendisinden hayır beklenir mi? Mitolojide beklenmez. Bu yüzden evlilikte de çok ciddi sıkıntılar oluyor. Ama başta da söylediğimiz gibi Tetis'in yani tanrıçanın Achilleus'un annesinin asıl sıkıntısı kocasının ölümlü olması. Kocasından doğacak çocukların hepsinin ölümlü olması. Buna bir çare arıyor annesi. Kendince de harika bir çare buluyor. Doğan bütün çocuklarını kocasından gizli gizli geceleri uyanarak ateşe tutuyor. Yanan ateşe. Çocukların içindeki ölümlülük tohumlarını yakarak öldürmeye çalışıyor. Ama ölümlülük tohumları yanmadan çocukların kendisi yanıyor. Birinci çocuk bu şekilde can veriyor. İkinci çocuk bu şekilde can veriyor. 3, 4, 5 derken altıncı çocuk da bu şekilde can veriyor. En sonunda Tetis bakıyor ki bu böyle olacak değil. Yedinci çocuk doğduğunda yani Achilleus.
Achilleus doğduğunda Tethys çok şükür taktik değiştiriyor. Ve yakınlardaki Styx ırmağına gidiyor. Styx ırmağı sihirli bir ırmak. Herhangi bir ölümlü Styx ırmağına şöyle boylu boyunca girip çıktığında ölümsüzlüğe kavuşabiliyor. Çünkü Styx ırmağının o sihirli suyu ölümsüzlüğe sebep oluyor. Kişi hiçbir şekilde nerede olursa olsun ne darbesi alırsa alsın kılıç, kalkan, top, tüfek hiçbir şey olmuyor. Bunu sonradan artık 7. çocukta akıl eden Tethys küçük Achilleus'u, o minik Achilleus'u alıyor, topuğundan tutarak Styx ırmağına sokuyor. Bu arada kendisini gözetleyen birisi var. Ares. Artık nasıl hırsı yaptıysa 7 çocuk olmuş, halen daha intikam almak peşinde, kaos yaratmak peşinde. Ares burada Tethys'in basiretini bağlıyor. Styx ırmağına çocuğunu daldıran Tethys kendi parmakları çocuğun ayak bileğini, topuk kısmını tutuyor. Burada o kısım, çok küçük bir kısım annesi tarafından, Tethys tarafından nehre daldırılmıyor. Achilleus'un vücudunun geri kalan her yeri ölümsüz olurken ayak bileğindeki çok küçük bir nokta ölümsüz oluyor. Achilleus o ırmaktan çıktıktan sonra tabii büyüyor, savaşlara katılıyor. Hangi savaşa katılırsa katılsın, Battal Gazi misali kılıç yarası bile almadan önüne geleni indiriyor. En son Truva Savaşı. Habeşistan Kralı Memnon, Achilleus'un en yakın arkadaşını öldürüyor. Achilleus bunu gördükten ya da duyduktan sonra Memnon'un peşine gidiyor. İntikamını almak istiyor ve gerçekten de alıyor. Memnon feci şekilde can veriyor. Ama Achilleus işte o ayak bileğindeki küçük ölümlü olan yerden almış olduğu bir darbe sonucu diyelim. Darbe sonucu maalesef hayatını kaybediyor. Bugün tıpta, sanırım nörolojide daha çok kullanılan o aşil dediğimiz, aşil tendonu falan duyarız. İşte o aşil tendonunun hikayesi aslında buradan gelmektedir. Beni dinlediğiniz için, bu hikayeye değer verdiğiniz, önem verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede ve diğer serilerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın diyelim.